Hemolizde numune nedir? Bazı tahlil yapanlarda arkadaşlar böyle raporlarda hemolizli numune tekrara uygundur ya da hemolizli numune olduğu için çalışılamamıştır gibi notlar düşebilir. Size bunu kısaca anlatayım. Hemolizli numune nedir? Şimdi arkadaşlar bir numunede hemoliz olması demek o serumda yani kanda eritrositlerin parçalanması demek. Bu eritrositler biliyorsunuz 120 günlük bir ömrü var. Bu birazdan sayacağım. Ya vücuttaki hastalıklardan ya da dış etkenlerden dolayı parçalanırsa bu ölçüm yapılan sıvı serum diyoruz. Orada ne olur? Eritrositler parçalandığı için o sıvıda bir kırmızılık olur. Hemoglobin açığa çıkar. Biz bir kırmızılığa hemoliz diyoruz. Bu serum yani hemolizli serumdan birçok test etkileneceği için çoğu zaman bu serumdan o test çalışılmaz. Yani kan verirsiniz. O test hemoliz varsa, serumda hemoliz oluşursa çalışılmaz. Ve çalışılsa bile sonuçları ne olur? Bozuk çıkar. Şimdi hemoliz niye olur? Biraz kısaca bundan bahsedeyim. Bunun iki türlü nedeni var. Birincisi nedir? Vücudun kendi hastalıkları sonucu eritrositlerin parçalanması. İşte nedir bunlar? Bir takım kimyasal maddeler, bir takım enfeksiyonlar, kullandığınız bazı ilaçlar, özellikle penisilin, rifampin gibi antibiyotikler, o baş ağrısı ilacı asetaminofen, heparin gibi ya da trombosit sulandırıcı ilaçlar ne yapar? Hemoliz yapabilir. Onun dışında dalağı büyüten hastalıklar, kan uyuşmazlığı, ağır egzersizler, çok egzersiz yaparsanız da eritrositler parçalanabilir vesaire vesaire. Bunlar vücudun kendi hastalıkları. Bir de ne var? Mekanik nedenler var. İşte kan alındı sizden. O kan tüpü böyle sert bir şekilde taşınırsa işte ne olur? Mesela çok fazla çalkalanırsa mekanik etkiyle eritrositler parçalanır. O tüp aşırı santrifüj edilirse ya da işte sizden kan alırken iğneyi eleman tüpe hızlı bir şekilde kanı boşaltırsa ya da koldan işte kan alırken değil mi? Zor şekilde kan alınırsa, ince damardan kan alınırsa ya da işte kan alırken alkol sürüyorlar biliyorsunuz işte kolunuza. O alkol biraz kuruması lazım. Bu kurumadan iğne sokulursa yine eritrositler orada bile parçalanabiliyor. Bir de bazı genetik hastalıklar var. İşte herediter sferostoz, paroksisman, noktürnal, hemoglobinli bir değişik hastalıklar var arkadaşlar. Glikoz altı fosfat dehidrogenaz eksikliği var, talasemi var, orak hücreli anemi var, eliptosidoz var. Böyle değişik hastalıklarda eritrositler hızlı bir şekilde parçalanır. Peki eritrositler parçalandı, serumda hemoliz oluştu. Size tahlilde hemolitik numune, hemolizli numune dendi. Bu önemi ne? Bunun önemi şu, birincisi ya o testiniz çalışılmaz, çalışılsa bile bazı testlere not yazılması lazım. Çünkü yalancı yüksek çıkar. Nedir bunlar? Potasyum, folik asit, işte magnezyum, fosfor, LDH, AST, demir, CK gibi testleriniz yalancı yüksek çıkar arkadaşlar. Çünkü bunlar genelde eritrositlerde bol bulunur. Onun dışında bir takım interferanslarla yani böyle etkileşimlerle ne olur? Bazı testlerinizde tam tersi yalancı düşük çıkar. İşte total bilirubin seviyeniz düşer, glikoz seviyeniz düşer, ürik asit, sodyum, klor, kalsiyum düşer, GGT, ALP seviyeniz düşer, albümin, protein ve APTT testiniz yalancı düşük çıkar. Onun için ne yapıyorlar arkadaşlar? Hemolizli numuneden numune örnek çalışılmıyor veya çalışılsa bile bu testler çalışılıyorsa buna not yazıyorlar. Hemolizli numune tekrara uygundur şeklinde. Evet, hemoliz böyle arkadaşlar. Bunu da kısaca öğrenmiş oldunuz. Bunu özellikle tıp öğrencileri ya da işte sağlık çalışanları, laboratuvar öğrencileri, hemşireler faydalanması için anlattım ama tahlil raporlarınızda böyle hemolizli numune görürseniz de siz de ne olduğunu öğrenmiş oldunuz. Evet, bununla ilgili sorunuz varsa ya da başka bir sorunuz varsa videonun altından bana ulaşın arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.